Cümleten SA efendim. Öncelikle bir videoya geçmeden çok küçük 2 saniye bir söyleyeceğim birkaç cümle var. Eğer bunu istemiyorsanız ileri geçersiniz. Ondan sonra direkt video ile ilgili konuşmaya başlayacağım. Konumuz şu. İstatistikler. Evet, bazı videolarımda bakıyorum ben %98 abone olmayan kullanıcılar gözüküyor. Yahu güzel insanlar. Bakın videoyu izlemiş, yani açmış olabilirsin. Beğenmemiş olabilirsin, kapatmış olabilirsin. Ama sen videoyu izleyip üstelik %98 gibi bir olasılıktan bahsediyorum. Abone olmuyorsan sorarım sana neden abone olmuyorsun güzel kardeşim? Bak burada emek veriyoruz, mesai harcıyoruz, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, güzel vakitler geçirmeye çalışıyoruz, kanalı ilerletmeye çalışıyoruz. Yani internette, sosyal medyada bir sürü boş beleş insanlar var. Böyle dolandırıcısından fakecisine kadar ne ararsan var, onlara hayvan gibi prim verildiği bu dönemde böyle işini doğru düzgün yapmak isteyen insanlara önüne böyle köstek konuluyor ya, bu benim çok zoruma gidiyor. Bu zamana kadar hiçbir zaman abone dilenmedim. Şu anda da dilenmiyorum ve dilenmeyeceğim de, isteyen tamamen kendi özgür iradesiyle olur. Ama sadece ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Yani eğer videolardan keyif alıyorsanız ve kanalın devamını istiyorsunuz, özellikle benim gibi küçük bir kanal için bu tür güzel bir yorum, abonelik inanın bana inanılmaz bir motive sağlıyor. Yani donate değil, katıl butonum zaten açık değil vesaire vesaire, maddi hiçbir şey yok. Tamamen manevi, ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Şimdi fazla uzatmayacağım. Buraya şey yapabilirdiniz, konuşma atlayabilirsiniz isteyenler. Şimdi bugünkü videomuzun konusuna geçeceğiz. Shatterline bildiğiniz gibi birkaç gün önce veya bir hafta da olabilir, tam hatırlamıyorum, bir bölümünü çekmiştik. Onda PvP insanlarla bir VC atmıştık. Hatta ücretsiz FPS oyunu diye de paylaşmıştım. Kartını bırakırım illaki sağa veya sola. Oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bugün ne yapacağız abi? Bugün insanlarla versus değil de bir PvE modunu ben size bunu göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten de yani beni maziye götürdü. Eskiden böyle oyunlar çok fazla vardı. Bir hatırlayanlar vardı. Mesela ilk başta Combat Arms vardı. Böyle zombilere karşı savaşılan bir oyundu. Böyle 5 kişi, 10 kişi artık her neyse birleşirdi. Bir zombilere karşı bir mücadele verilirdi. Bir PvE moduydu. O mod da var bunda ama zombilerde böyle garip grup uzaylılar falan var. O çok keyifli. Tam böyle bölümle ilgili bir şey söylemeyeceğim, oyunla ilgili. Biraz oyunu oynadıkça anlatacağım. O yüzden fazla uzatmadan bir expansion diyelim ve play diyelim, oyunumuza bir geçelim. Şimdi bu oyun bulsun, ben buraları keseceğim. Evet, oyunumuzu buldu. Gördüğünüz gibi roguelite co-op diyor. Roguelite kısmı yani ne kadar oturaklı bir kategori olmuş bilemiyorum. Yani çok roguelite gibi değil ama roguelite'ımsı. Onu da şimdi oyun oynarken o sırada anlatacağım, neden olduğunu anlayacaksın, neden roguelite dendiğini. Ama çok şart mıydı, bence pek değildi ama her neyse. Şimdi oyunumuz başladı, bir char seçeceğiz. Her karakterin farklı özellikleri var vesaire vesaire. Bildiğiniz gibi 3 kişi oyuna başlayabiliyoruz. Ben bu elemanı almak istiyorum çünkü bunun bombaları var. Pardon, pardon. Abi. Bu mu? Tamam. Bunun bombaları var. Ama ben bunu alamadım. Aldılar, kaptılar ya. Yazıklar olsun. Şimdi farklı bir char seçelim. Ulan char seçemedik. Eyvah. Neyse, zaten skill'den çok da bir önemi yok. Genelde silahlarla çatışılıyor. Before you Şimdi jump in, let me bizi debrief you on the bırakacaklar contamination abi. real quick. 3 See, kişiyiz. the zone is alive. Every piece of crystal you Neden encounter is a part of the roguelite'den size soul's açıklayacağım. superorganism. Your genetic peculiarity makes you act like a virus to this 2-3 ecosystem. tane And what farklı do living bölüm things var. do Ben with bu bölümü viruses? daha önce de They oynamıştım. develop Ama tabii zorluk antibodies. The longer seviyesi you stay in nasıl the zone, the değişiyor, more aggressive it becomes tamam, towards you. fark edemedim. That's why your time is limited, no matter değişmeyeceğim. how well you fight. Use Roguelite that time denmesinin wisely. asıl I'll see you in sebebi the field. oyuna bir tabanca ile başlıyoruz efendim. Bildiğiniz, evet, sadece biz tabanca ile başlıyoruz. Geliyor böyle droplarımız oluyor, E'ye basılı tutup. Şimdi ya shotgun'la devam edeceğiz ya da Uncle Ultimate Channel diyor. Ben
Bunu diyeceğim çünkü shotgun'dan nefret ediyorum. Bunun tam olarak seçim özelliği ne olduğunu bilmiyorum. Ama shotgun'dan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi asıl bir amacımız var. Buraya gitmek. Ama tabii ki de bizim etrafımıza bir takım yaratıklar çıkacak. 3 kişiyiz. Amacımız görevimizi yerine getirmek. Roguelite denmesinin asıl sebebi de oydu. Sadece herkes bir tabancayla başlıyor. Droplara herkese farklı rastgele özellikler veriliyor. 2 tane seçenek sunuluyor. Hangisini seçersen oyun tarzın ona göre ilerliyor. Roguelite tarzını bilenler beni ne demek istediğimi çok iyi anladı. Şimdi bu karakterin özelliği shift'e bastığımız zaman hayvan gibi koşması. Evet koştu. Şimdi bu elemanlar bir çıksın buradan. Bunları biz bir indirelim. Bunlar kolay. Bunlar kolay kısımlar. Can sıkıntımız var. Düştüğümüz zaman ölmüyoruz. Hemen kaldırılabiliyoruz. Şunu bir alın baba. Heh, güzel. Allah razı olsun. Bu arada topluluk özelliğimizde sınırlı. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi E basılı tutuyoruz. X. Bunu dedim. O bizim bir de özelliğimiz var. Balta atıyoruz. O özelliğin tam olarak ne işe yaradığını anlamadım. Ne dedi? Balta atıyoruz. Yani baltayı hemen kurşun atmayı yeğlerim. Baltayı ne yapayım usta? Osman Aga mıyım ben? Ananı avradını. Osman Aga işte bize bir tane taramalı vermedi abi. Oyun en başında bize taramalı vermedi. Diğer arkadaşlarımızın elinde neler var? Büyük ihtimalle taramalılar, cartlar, curtlar var. Mermimiz güzel. 914 tane mermimiz var. Mühimmat sıkıntısında çok yaşayacağımızı sanmıyorum. Ama yaşıyoruz. Baya baya hayvan gibi mühimmat sıkıntısı yaşıyoruz. Gel baba. Bunu mu öldürüyoruz? Ne oluyor lan? Usta ne yapıyor şimdi? Biz asıl amacımız bunu öldürmek mi? Ona göre mermimi harcamayayım. Mermiler önemli. Bu arada bu oyun ücretsiz arkadaşlar. Bakın şu grafikleri, şu lezzeti görebiliyorsunuz. Eğer bilgisayarınız kaldırmazsa da hemen bir tane ekran kartı çekiyorsunuz. Bilgisayarınız tam sistem biliyorsunuz. Çünkü malum ekonomimiz gayet iyi. Evet. Son yasa, cartürt vesaire vesaire gayet iyi, bir sıkıntı yok. Hemen güzelinden bir ekran kartı alabilirsiniz veya bir kredi borcuna girip 10 bin lira çekip 30 bin lira ödeyebilirsiniz. Çok bir zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Vesaire vesaire. Her neyse bir E'ye basalım. Bunu almak istemiyorum. Shotgun normal taban üzerinden memnunum. Baltayı alacağım. Şimdi balta özelliğimiz açıldı. Bu karakterin özelliği bu arada balta. Ben aslında bombacı mülayimi almak istemiştim. Bombacı mülayimi de bizim altımız, evet. Bombacı karakteri almış ve en sonuncu gerizekalı. Gerizekalı. Neyse bunun tek özelliği güzel koşuyor olması. Hızlı hızlı koşuyoruz abi. Şimdi bir eleman gelsin biz baltayı bir böyle bir... Bamana! O balta ne oldu? Balta bayağı güzeldir diye tahmin ediyorum ama aa. Ne oldu, ben baltayı geri alabiliyor muyum? Aa, alabiliyorum. Thanos gibi arkadaşlar, evet, çakma Thanos. Çin malı Thanos. Ben oradan düşünce nasıl benim canım gitti usta, yapma bunu, gözünü sevdiğim ya. Yapma bunu ya. Bana bir taramalı verin yeter. Tabanca ne oğlum? Bu tabanca ne ya? Bu arada Ukrayna yapımı, çok az kişi yapmış, hatta bazı arkadaşları da savaşta kaybetmişler, böyle bir trajik bir yanı da var. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Evet, baltalarımızı atıyoruz. Şu an baltalar bir işe yarayacak sanırım. Evet. Benim de bilgisayar kasmaya başladı. Hayır. Hayır. Dur. Düşeceğim. Vallahi düşeceğim. Benim böyle bir koşup abi, benim arkadaşların yanına koşayım da. Allah! Usta ne yaptın lan usta? Bu da bu karakterin ultisi, evet. Lan ne oluyor? Tövbe yarabbi ya Resulallah. Dur. Sıkın kafire! Nafık! Ulan kafire dedi, aklıma ne geldi. Dün Valorant'ta canlı yayındayız, tamam mı? YouTube'da hem de Twitch'te ortak yayın yaptık. Ben dedim ki eğim dedim. Benim eğimim Allah'a git dedim. Sonra adamın biri yoruma yazdı. Kardeşim dedi, sen Müslüman olmayabilirsin dedi. Allah Allah dedi, küfür etme dedi. Ben de dedim küfür etmedim dedim, ne alaka falan dedim yani. Ne hakareti. Dedi eğim dedi, Allah'a git dedi. Ya dedim usta, yani
Ne var bunda? Yani bu ilk defa mı diyorsun? Eğim Allah'a gitti. Yani bu bir FPS oyuncusunun söyleyeceği çok normal bir sözlerden biri yani bence. Ondan sonra dedi işte senin yaşın kaç dedi, ona göre dedi kavga etmedim dedi. Ne iş yapıyorsun falan dedim. What? Kavga mı? Dedim what can I do man? Sen dedim neyin kafasını yaşıyorsan dedim. Ne alaka? Niye kavga ediyoruz? Olur dedi bir küfür müfür edersen banlarım yani. Çok mühim bir durum değil dedim ya, takmam dedim. Öyle saçma sapan bir olay geldi. Allah belanı versin senin başımızdan. O yüzden abi sessiz olun. Yapmayın öyle ya. Vallahi aim unlike demek ona hakaret demek değildir. Eğer o arkadaş da bunu duyuyorsa ona buradan selam. Kimseye öfke kin yok, gerek yok. Ölümlü dünya. Ya bu adam bu boss ölmeyecek galiba. Bu boss ölmeyecek Mustafa. Evet, herkese tabanca var ya, çıldırıyorum. Balta üstüne balta, Osman Aga'ya döndük ya. Abi Osman'ım ne yaparsın be? Allah belanı versin. Öl artık, Allah aşkına öl ya. Bak benim bilgisayar ve takılıyor artık. Bir dakika bilgisayar öyle anakartı falan. Yani işlemcisi falan böyle hanım şanım falan değil ya. Bak. Usta! Usta! Healer usta! Osman'ım ne varsın be? Abi makinalı tüfek çıkmış. Bizim bir adamımız bayılmış. Usta yapma bunu be. Usta ben bunu affedersen bok öldürürüm abi. Tabancayla verdiğin şeye bak ya. Çok dengesiz. Neyse bizim eleman kaldırdı bunu Allah'tan. Usta tüpünü ateş edin. Tüpüne. Tüpünü ateş edin. Ya yatacağız vallahi billahi yatacağız ya. Benim insan niye takılıyor? Aha. Görevi yaptık mı? Ha belli bir süre oyalamaymış. Peki çünkü öldürmemiz mümkün değildi. Herkeste var tabanca, mümkün değil abi. Biz gidelim bir lootumuzu yapalım buradan. Bakalım bize ne verecek. Allah razı olsun. Ya Allah ne muradın varsa versin senin. Usta bunu yapmamız lazım yalnız. Bunu niye kimse yapmadı? Ya ben mi yapayım bunu? Rage diyeceğim, ne olduğunu bilmiyorum ya. Vallahi ne anlatmak istiyor. Allah'ım çok şükür yarabbim ya. Sonunda bir taramalı silahımız oldu. Lan! Keko nereye gidiyor? Keko! Keko! Every joke you make, you do to salak ya, nereye gidiyorsun oğlum? Contamination increase detected. Be advised. Allah kahretmesin, gideceğimiz yer burası işte. Aptal ne yapıyorsun aptal? Bak. Görüyorsun bak, geri zekalı. Allah belanı versin. Geri zekalı nereye gitti? Usta. Ya mermi mi o? Ver. Yeriz. Beyler, gelin şuraya be. Aptal yapmayın kendinizi. Ben benim insan ne böyle takılıyor ya? Büyük ihtimalle kayıtlı olduğum için takılıyor sanırım. İşlemci biraz sıkıntı vari olduğu için. Buradan mı gideceğiz? Gelin buradan gidelim. Ya birini, abi kimse mi o oyunu bilmiyor? Allah'ınızı seviyorsanız. Herkes... Benim gibi mi? Oğlum neden takılıyor? Büyük ihtimalle şeyden kayıtlı olduğum için ya. Bakın kayıtlarda ne zor şartlarda çekiyorum ben. Kaydı. Ama bir abone bile olmuyorsunuz. Ayıp. Koş. Oyun ücretsiz ama biraz optimizasyon sıkıntısı çıtırdan var. Çok böyle hanım şan diye çıtırdan. Bir de sistem istiyor abi oyun.
istiyor yani. Benim Allah'tan ekran kartım kurtarıyor. İşlemci kurtarmasa da onun açığını ekran kartım veriyor çok şükür. Bu ne lan? Ne oluyor orada? Bir dakika bırak onları ateş etme. Onlar kendi kendine bir şeyler olacak onlara. Bırak oğlum onu ateş etmeye gerek yok herhalde. Bak şurada yaratıklar var. Allah belanı versin sen mi geldin ya? Aa tek attım lan. Abi. Selamünaleyküm. Evet bunun hassas. Hassas noktası var. Onun hassas noktasına vuracaksınız abi. Başka yol yok bunun. Tamam bitti mi? Hemen baltamı alayım. Bitmedi. Bu ne? Allah kahretsin. Arkadaşımıza tecavüz ediyor. Tamam. Bu silahı sevmiyorum. Ben bunu alacağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne oldu lan öyle? Neyse. Göreve emin adımlarla gidelim arkadaşlar. Biz görev adamıyız ya. Tövbe estağfurullah. Biz görev adamıyız arkadaşlar. Biz böyle antin kutin üstel işimiz olmaz. Evet. Aleyküm selam. Ult atayım mı bunlar kafalarına? Allahu Ekber. Sen nasıl ölmedin lan? Oha arkadaşımız düşmüş. Sen nasıl düştün? Allah'ını seviyorsan sen nasıl düştün? Yani bunu nasıl başardın Brom ya? Biraz Halo'ya benziyor Halo ama Signal Play versiyonu. Destiny'ye benziyor. Özellikle Destiny'ye bayağı benziyor bu arada. Şu lavukları taramayı bayılıyorum ya. Vallahi bu lavukları tarama çok iyi. Let's go. Kaya gidelim. Evet. Yine bizi ne bekliyor abi? Aa. Oh kü. Abi baltamı engelledin sen beni. Keşke ultimi atmasaydın. Allah belanızı versin lan. Galiba PvE modunda bu ultileri baltası bunu tekliyor arkadaşlar. Baltamı alayım ben. Bu tekliyor olabilir evet. Yeni bir drop'umuz daha geldi. Bakalım ne vereceksin bize. Shotgun sevmiyorum ben. Shotgun bu arada bir bok ayarım arkadaşlar. Eğer bu oyunu oynayan varsa özellikle söyleyeyim shotgun almayın. Siktirgin. Allah'ın belası yapışıyor bu ya. Bu var ya bu çok yaramaz bir şer. Tamam gelin buradan gideceğiz herhalde. Evet buradan gideceğiz geldiler. Allah belanı ver. Ay nasıl baltayı çakıyorum ama ya. Mükemmelim. Mermi sıkıntımız çok fazla yok. Allah'tan bizim elemanlar da işi yapıyor ya. Sağ olsunlar. Balta maya yaparım seni balta. Aa 3 tane baltam oluyor güzel. Aa beyler. Bu ne? Sesler gayet iyi bu arada ya. Gelin buraya. Tam burada ilerleniyormuş ben ilerlenmiyorsun. Boynumuş. Abi şu an yıkıldım. O merminin burada sekme işini gördüm ya şu an yıkıldım yani. Evet geliyor geldi. Ses efektleri gayet iyi bu arada. Hani silahı çakıyorsun abi diyorsun ki aman Allah'ım az önce yanımda biri silah patlattı. Yani o kadar gerçekçi ses efektleri var oyun. Şimdi buradan mı gidiyoruz? Rush. Nasıl rush diyorum ama? Damn.
mükemmel ya. Tövbe tövbe. What you're looking at is a transmutator. These bitches turn weaklings into killing machines. If a runner gets in, evet, they come out stronger. Come on, the whole process come on. Is controlled by a neural core. There it is, on top of the breeding ground. Come on, man. Your main objective is to disable the core. Asiktir be. Acil beni kaldırın. Help me. Yazamıyor muyum? Yazamıyorum, evet. Beni acil kaldırın ustalar. Bakın acil yani. Abo. Watch out. Shell guard. All eyes on the runners. Don't let them through. Bomba gelecek üstüne. Durma orada ya. Durma orada ya. Ya sen ne salaksın ya. Hepimiz geberdik. İlk defa oyun kaybediyorum. Onu da yayında kayıtta kaybettim ya. Bazen hiçbir şey demiyorum ya. Geberdik. Başaramadık. Neden? Çünkü benim arkadaşlarım geri zekalı. Benim takım arkadaşım hard geri zekalı, o yüzden kaybettik. Hayvan gibi can gitti abi, bana bir çaktılar var ya, Allah'ımı kaybettim ya. Neden böyle oldu bilmiyorum. Oo, 3 level tabancamız, nice. Tabii ki de bu oyun modu çok fazla hanım şey vermiyor. Jack mi level atmayacak lan, nasıl kalsın. Bir tane drop vermiş, bakalım ne geldi. Çünkü bunun asıl olayı PvP abi ya. PvP olacaksın, çatır çutur. Eğleneceksin yani, anladın mı? Bunun olayı budur. Ay ay. Holding şimdik. Helal lan sana ya. Yiğidim. Yiğidim aslanım. Şimdi bunun kostümcesi geldi. Oh, tam bir ghost. Call of Duty ghost. Adamsın ben. Şapkayı nasıl yapalım? Bence şapkasız daha iyi gibi ya. Ne dersiniz? Şimdi bunun bir kostümcüsü geldi ama ben bunu para vermem abi ya. Tamam, bunun şeyi geldi de bu ne şimdi? Bu ne boka yarıyor? Çok bir hanım şu an, bir şey değil ya. Dürbün daha iyi abi, dürbün kalsın. Şunlara bakamamıyor olmamız kötü mesela. Ben bunu görmek istiyorum, bunun ne olduğunu. Tamam, 3 level sonra açacak ama yani. Anlatayım. Şimdi oyunu çok fazla detaylı anlatmıyorum. Ben bunu ilk defa izliyorsam bunu... Shatterline'ın ilk bölümü var bende. Onu izle abi. Onda anlattım ben. Ha, bütün zımbırtıları, cartu curtu. Başka anlatacağım bir şey var mı? Ya Battle Pass'imiz var. Bu ne? Aa, skin. Ben bunu açtım mı? Açtım, pardon. Açtım. Ücretsizlerde ne veriyor? Çok da bir bok verdi. Yok ya. Baksana abi, Battle Pass'e bir sürü kostüm veriyor ya. Bir sürü. Şunun yüzlerine bakar mısın? Ama bu sadece sniper'lara vermiş bunu. Yani bayağı iyi yani aslında Battle Pass ama... Ha, fiyat ekonomisinden bahsedeyim ben oyunun. Bu arada. Fiyat ekonomisi çok kötü arkadaşlar. Bayağı kötü. Gördüğünüz gibi dolarla satılıyor. 10 dolar. Yani ne yapıyor? Yani biz 190 lira diyebiliriz. 1000 coins. 1000 coins de senin sezon almanı sağlıyor. Battle Pass zaten 1000 dolar. Yani 190 lira gibi bir ücreti var Battle Pass'in. Pahalı mı? Çok pahalı bence. Yani gerek var mı? Sadece kostümüze veriyor. Artık tamamen sizinle cüzdanınız arasındaki bir muhabbet. Evet, bu videoda benden bu kadar olsun. Kötü oldu ya. Ben bu kazanıp finaliste göstermek istiyordum ya. Şimdi tek oynamak istemiyorum. Videonun süresini uzatmak da istemiyorum da. Çok da bir şey kaybetmediniz aslında. Ufak tefek challenge'lar veriyor. İşte bu tüpü al şunlara koy falan vesaire vesaire. Veya belli bir bölgeyi savun. Ondan sonra görevimiz, mission complete oluyor. Helikopter gelip bizi alıp gidiyor. Yani bu kadar, başka bir şey yok. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve yorumlar kısmında, yorumlar çok çok önemli. Bütün gerekli chart linkler vesaire vesaire açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.